Gizli bir kardeşlik örgütü dünyayı gerçekten kontrol altına mı alıyor? Yoksa bir komplo teorisi mi? Dünyayı bir kaosa sürükleyecek planları devrede olabilir mi? Korkunç sonuçlara yol açacak kitle imha silahları şimdiden belirli noktalarda konuşlandı mı? Durdurulabilir mi? Merhaba, ben Patrick McNee. Illuminati, yüzyıllardır faaliyet gösteren gizli bir tarikat ve topluluk, dünyadaki her ulustan ve dinden son derece etkili isimleri içinde barındıran gizli bir kardeşlik cemiyeti. Öyle ki, devlet kademelerinden tutun da askeri, idari, adli, bilimsel, mali ve hatta yardım kuruluşlarını da içinde barındıran devasa yapılanmaya sahip bir örgütlenme. Gizli bir kardeşlik. Amaçları, tüm dünyanın mali kaynaklarını ve bunları kontrol eden insanları kendi denetimlerine almak. Eğer böyle bir gizli örgüt söz konusuysa ve tüm dünya ticaret ağında parmakları varsa, zaten özgür dünya tarafından biliniyor demektir. Öyle değil mi? Şimdiye dek bir varsayım olan varlıkları artık ciddi kanıtlara dayandırılıyor ve dünyanın bazı büyük gizli haber alma örgütlerine bile sızdıkları belgelerle doğrulanıyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Gizli kitle imha silahı Amerika'ya mı gizlenmişti? Yoksa daha sonra kullanmak için başka bir ülkeye mi? Bu nasıl olabilirdi? Bu konuyu incelemek üzere önce tarih boyunca etkili olmuş gizli kardeşlik cemiyetlerini, dağılımlarını, emellerini ve gizemlerini kısaca gözden geçirelim. Gizli topluluklar binlerce yıldan bu yana var. Genelde ortak amaçları gizli bilgiyi elde etmek ve sırrı korumak. Bu bilgiyi elde edenler aynı zamanda başkalarını kontrol etmeleri gerektiğine inanıyor. En eski gizli topluluklardan biri günümüzde hala yaşıyor. Masonlar. Köklerinin eski Mısır'a dayandığına, ilk üyelerinin piramitleri inşa etmek için gerekli matematik ve geometri bilgisine sahip taş ve duvar ustaları olduğuna inanıyorlar. Masonlar tarih içinde yöntemlerini geliştirdiler ve bugün bile hala ayakta olan mimari çok sayıda yapıya imza attılar. Önce piramitleri inşa ettiler, ardından Avrupa'nın büyük şato ve katedrallerini. Ancak gizli topluluklar sadece ticaretle sınırlı topluluklar değil. 11. yüzyılda ilk Haçlı Seferleri döneminde etkin olan bir Müslüman Şii topluluğu işleyişini bambaşka bir eyleme dayandırıyordu. En büyük emelleri öldürme sanatında mükemmelleşmek. Söz konusu tarikat Hasan Sabbah tarafından kuruldu. Dağlarda örgütlenmiş etkin bir isim. Kendine dev bir kale kurmuş, etkin bir eylem adamı. Hasan Sabbah ve müritlerinin en büyük amacı, sonsuza dek cennette kalmak ve onun nimetlerinden yararlanmak için Allah yolunda adam öldürmek. Bu amaçta Allah düşmanlarının katli için her yolu mübah sayıp, korkunç işkence ve ölüm şekillerine başvurmak onlar için temel bir davranış olmuştu. Hasan Sabbah adamlarını intihar niteliğindeki eylemlere göndermeden önce onlara yenilmezlik duygusu vermesi için ya da gözlerini bile kırpmamaları için haşhaş kullandırtıyordu. Bu sayede haşhaşin yani haşhaş çeken anlamındaki sözcük zamanla asasin yani katil ya da suikastçı olarak dünya literatürüne geçecekti. 1100 yılından itibaren haşhaşiler 70 binin üzerinde kendini fanatik bir biçimde öldürmeye ve gerekirse ölmeye adamış müride sahip olmaya başladı.
Yaklaşık aynı tarihlerde bir başka gizli kardeşlik örgütü daha ortaya çıkmıştı. Tapınakçılar, tapınak şövalyeleri olarak da ün yapan bu topluluk temelde Fransa'da ortaya çıktı. Topluluk, Merovingian soyunu devam ettirmek ve onun soyundan gelen bir ismi Fransa tahtına geçirmek emriyle harekete geçmişti. Ana karargahları ise Kudüs'teki Notre Dame de Sion'du. 1100 yılında Kudüs kralı kendini büyük bir tehlikede hisseder ve tapınakçıları kendi tahtını koruma amacıyla yardıma çağırır. Buna karşılık kral, tapınakçıların resmi anlamda bir kurum, bir birlik, hatta küçük bir ordu oluşturmaları konusunda görüşmeler yapar. Ve onlara fırsat tanır. Ancak tapınak şövalyeleri tarikatı, kutsal topraklara giden hac yolunu korumak amacıyla bu olaydan 10 yıl önce kurulmuştu. Bu zaman süresi içinde tapınakçılar, Orta Doğu'daki Müslümanlarla bağlantı kurdular. Bunlara Haşhaşiler de dahil. Haçlı seferlerinden sonra düşmanlara ortak olan Haşhaşiler, ölümcül ve bağnaz fikirlere sahip Hristiyan askerler olan tapınakçılar arasında barınma olanağı bulur. Tapınakçılar geliştikçe artık bir Ortodoks Hristiyan örgüt olmaktan tamamen çıkarlar. İbadetleri, emelleri, eylem biçimleri ve yöntemleri çok daha gizli ve biçim değiştirmiştir. Peki bu gizli tarikatın kiliseyle ilişkisi nasıldı? Papa'ya nasıl bir gözle bakıyorlardı? Neden büyük bir katliamın kurbanı oldular? Hristiyanlık için neden bu denli tehlikeli bir topluluk olmuşlardı? Tapınak şövalyeleri hakkında yazılıp çizilen her şey derin bir sır perdesini ortaya koymaktadır. Temelde bu şövalyeler 1. Haçlı seferinde kutsal topraklara giden yolu ve bu yoldaki hacıları korumak için vardı. Ve yaklaşık 1099 yılında 9 Fransız, ki hepsi de Champagne kontluğuna bağlıdır, yeni bir topluluk oluşturup kendilerini kutsal topraklara giden yolda hacıları ve o yolu koruma görevine adadılar. Ve bu aynı zamanda kendi deyimleriyle onları da birer hacı yapıyordu. Bu 9 şövalye kutsal topraklara vardıklarında ilk 9 yıl içinde gerçekte hiçbir şey yapmamıştı. Yolları oldukça uzun ve zorluydu. İlk başta amaçlarının kutsal yolda seyahat eden hacıları korumak olduğunu söylemişlerdi. Bu oldukça inandırıcıydı ama bir süre sonra asıl amaçlarının bazı ipuçlarını bulmak olduğu anlaşıldı. Ve hatta bu ipuçlarını bulmak için kutsal topraklardaki bir tapınakta arkeolojik bir kazı bile yaptırmışlardı. Tapınak şövalyeleri 9 yıl yollardaydı. Ama aslında yolları korumuyorlar, hatta yolda gayet az vakit geçiriyorlardı. Hatta bir mekanda yıllarca durup yine yıllarca tünel kazıp belge aramışlardı. Bir tapınağın metrelerce altına inmişlerdi. Bu tapınağın olduğu yer, gerçekte Kutsal Süleyman Mabedi'ydi. Peki nasıl bir şey arıyorlardı? Süleyman Tapınağı yıkılalı çok uzun zaman olmuştu. Bu tapınağın altında birçok belgeyle birlikte değerli bir hazine ve kutsal eşyalar da saklıydı. İncil bundan dolaylı da olsa söz ediyordu. Tapınak şövalyelerinin aradığıysa başka bir şeydi. Bu değerli hazine arasında güvenli bir yer olduğu için belki de İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığına inanılan kutsal kase de saklıydı. En başından beri asıl amaç buydu. Bu bölgede birçok istila yaşandığı için kutsal kase çok güvenli bir yere saklanmıştı. Hatta aynı bölgede bir caminin olması bile tesadüf olamazdı. İşte bu andan itibaren 9 tapınak şövalyesi genişleyecek ve yandaş bulacaktı. Bu arada Bernard adında biri çıkar ve daha sonra Aziz Bernard olarak bilinir. O kendini tapınakçıların peşinde olduğu bilgilere adar, İbranice metinleri alıp sabırla incelemeye başlar. Bernard karakter olarak çok meraklı biriydi. Aynı zamanda ruhani bir kişilikti. Kendisi o dönemde çok da üzerine durulmayan, dinin daha çok kadınlarla ilgili tarafına eğilmiş bir kişidir. Örneğin siyah Meryem kültü üzerine eğilir. Bu konu o dönem Fransa'sında gizliden de olsa incelenen bir konuydu.
ve neredeyse pagan bir bakış açısıyla inceleniyordu. Sadece Bakire Meryem kültüne katılan büyük bir topluluk da vardı. Elbette bu o dönem için alışılmadık bir durumdu. Gizlilik ve yasak içerdiği için de hakkında çok fazla yazılıp çizilmemişti. Aziz Bernard kendi dönemine göre çok bilgili bir kişiydi. İlk başta İbranice metinleri incelemekle işe başlamıştı. Hatta o metinler içinde ilginç şeyler de bulmuştu. Böylece bir zamanlar Kudüs'te neler olduğunu kendi topluluğuna daha iyi anlatabilecekti. Bunlar spekülatif konular olsa da iyi konulardı ve çok mantıklı şeyler de vardı. En azından insanlar eski belgeleri incelemeye başlamışlardı. Derken onu okuyan ve ona inanan insanlar eski metinleri aramaya, kutsal topraklardaki mekanları araştırmaya merak salmıştı. O bu işte bir anlamda öncü rolünü üstlenmişti. Aslında insanlar önem atfettikleri şeyin gerçekte ne olduğunu ve nedenle önemli olduğunu bilmiyordu. Aslında bunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Oysa bu gerçek bir gizem ve bunların varlığı belgelerle kanıtlanıyor. Gerek eski dokümanlar olsun, gerek kutsal kase, varlığı bilinen ancak nerede saklı olduğu bilinmeyen objelerdir. Çok eski bir metin şöyle der: biz gizli kutuyu yeniden bulacağız. Ve önceden olduğu gibi kardeşlerimizden birinin onu bulması için aşağı inmesine izin vereceğiz. Ve o anda güneş tam meridyen hizasında olacak. Bulunması amaçlanan şey küçük bir kutu ya da sandık ve onun altınlarla çevrili bir yerde saklı olduğuna inanılıyor. Artık iniş işareti verildi. Ve hemen olduğu yerden çıkarılmalı. Artık yer altının araştırılması için her şey hazır. Ancak ne vardı bu küçük kutunun içinde? İşte tapınakçıları heyecanlandıran da buydu. Elbette bir grup Hristiyan şövalye çok değerli bir hazine bulmuştu. Ama onlar buldukları şeyin maddi değeriyle ilgilenmiyorlardı. Onları heyecanlandıran şey manevi değeriydi. Kutunun içindeki şeyin hiç kuşkusuz güçlü bir dinsel simgesi vardı. Bu olayın ardından yolculuğun arkasındaki adam olan Champagne Kontu haberi alır almaz diğerlerine katılmak için Kudüs'e döner. Oraya vardığı zaman geride bıraktığı her şeyinden vazgeçer. Ve tapınak şövalyelerinden biri olarak hizmet vermek için sosyal konumunu artık bir kenara bırakır. Bu keşiften sonra tapınakçıların askeri lideri Papa'yı ziyaret eder. Ve Saint Bernard'a tapınakçılarla birlikte kutsanınca hepsinin kilise tarafından resmen tanınması sağlanır. Derken Hristiyan dünyanın dört bir yanından erkekler şövalyelere katılmak için akın eder. Hepsi de ailelerini ve evlerini geride bırakarak kendilerini Mesih'in yoluna adarlar. Bu topluluğa, daha doğrusu bu tarikata katılan herkes birden büyük bir güce kavuşuyordu. Ayrıca soylu aileler için oğullarının onlardan biri olması birden prestijli bir konum biçimini bile alabiliyordu. Bu açıdan tarikatın arkasında büyük bir parasal güç de oluşmaya başlamıştı. Bunun dışında Papa'nın da bu topluluğu resmen tanıması elbette onlar için iyi bir şey olmuştu. Papa'yı etkilemek isteyen herkes bu yeni tarikata büyük miktarlarda para bağışlamaya başlamıştı. Bu varlık tek bir kişinin varlığı değildi. Bu tamamen tarikata verilmiş bir paraydı. Bu açıdan ellerinde bulundurdukları silahlar, araziler ve paralar onlar için birer hediyeydi. Bir süre sonra da etkileri arttı ve hepsi Hristiyanlık yolunda korku salan bir savaş gücü haline geldi. O dönem için çok özel bir askeri güçtüler ve aynı zamanda birer dindardılar. Yani keşişle askerin ilginç bir karışımını oluşturuyorlardı. Özellikle etkinlik gösterdikleri bölgelerde çok korkulan ve oldukça güçlü birer savaşçı olarak ün yaptılar.
Tapınak şövalyeleri Haçlı seferlerinden sonra önemli bir konum elde etmişti. Tüm Avrupa'daki ticaret hareketini denetim altına almışlar, özellikle para kaynağı yaratma konusunda son derece gelişmişlerdi. Modern çek sistemini keşfetmişlerdi. Birkaç yıl içinde tüm Avrupa kralları onlara borçlanmıştı. Hatta bizzat Papa ve bazı krallar da bundan kaygı duymaya başlamıştı. Ama özellikle aşırı zengin bir güç oldukları su götürmezdi. Onları durdurabilecek de hiçbir güç yok gibiydi. Birçok tarihçi, onların yolunu kesen asıl gücün özellikle Fransa kralı 3. Filip olduğuna inanır. 3. Filip'in tapınakçıları ortadan kaldırmak istemesindeki temel neden, gerçekte onların zenginliğini kıskanıyor olmasıydı. Bunu yapmak için de Tanrı'ya ve kutsal şeylere küfür ettikleri gerekçesiyle onları suçlu ilan eder. Ama gerçekte asıl amacı paraya konmaktır. Bu noktadan itibaren devreye doğrudan kilise girer. Egemen bir güç olarak kilise, onları kutsal değerlere küfürle suçlarken genellikle kadınsı şeyleri referans gösterir. Hepsi de cinsellik suçuyla itham edilir. Kutsal haça hakaretle suçlanır. Bu suçlamalar sıradan birer suçlama değildi. Gerçekte Katolik kiliseyi, hatta tüm Hristiyanlığı sabote ettikleri inancıyla bu tür bir suçlamaya gidilmişti. Katolik kilise, tapınakçıları ortadan kaldırmak zorunda kaldığını itiraf etti. Bir süre sonra Papa, tüm tapınakçıların mal varlığına el koyma emri verdi. Amaç kiliseyi kurtarmak mıydı? 14. yüzyıl ortalarından itibaren tapınak şövalyeleri adeta tamamen ortadan kaybolmuştu ve tüm varlıklarına el konulmuştu. Ama dünyanın en büyük gizli ve en zengin kardeşlik örgütü neredeyse bir gece içinde yeryüzünden tamamen silinebilir miydi? Hayır. Bu durum onları yer altına itmiş ve daha gizli bir örgütlenmeye götürmüştü. Dünyanın her yerinde hala inanılmaz mali kaynakları vardı. Bir anlamda tapınakçılar dünyanın her yerindeydi ama bu kez görünmez bir güç olarak varlıklarını devam ettiriyorlardı. Ve Katolik kilise için aşırı heretik bir güç olarak hala varlardı. Birer şövalye olarak mücadele etmiyorlardı belki ama bu bile sadece insanların gözünde öyleydi ve gerçeği kimse bilmiyordu. 14. yüzyıldan 18. yüzyılın sonlarına dek 400 yıldan fazla bir zaman masonlar, haşhaşiler ve tapınakçılar gibi gizli örgütler neredeyse tecrit edilmişti ve sınırlı bir kaynakla varlıklarını sürdürebildiler. Ta ki Baviera'da bazılarına göre belki de insan ırkının en karanlık günü olan 1 Mayıs 1776 tarihine dek. Adam Weishaupt, kilise yasaları konusunda üniversitede kürsüsü bulunan Cizvit bir profesör. Onun önderliğinde oluşturulacak gizli bir topluluk ya da birçok topluluğu içine alan gizli bir cemiyet, aklı hayale gelmeyen bir amaç için çalışmaya başlayacaktır. Bu amaç dünyayı ve kaynaklarını tam anlamıyla kontrol altına almak ve insanlar üzerinde mutlak bir hüküm sürmek şeklinde özetleniyordu. Weishaupt bu yeni doktrinine ilginç de bir isim bulmuştu. Yeni dünya düzeni. Aslında bu gizli örgütün temelleri ve görüşleri çok daha önceden şekillenmişti. Yüzyıllar öncesinde haşhaşiler, haşhaş kullanarak hiç acımadan suikastler düzenlemiş, tapınakçılar adeta özel bir ordu gibi öç alma hırsıyla hareket ederek Katolik kiliseye meydan okumuştu. Bugün yeni kurulan teşkilatın yaklaşık değerler taşıması ve satanik simgeyle kendini özleştirmesi hiç de tesadüf değildir. Bu kez gizli kardeşlik teşkilatının adı Illuminati'dir. Yani aydınlar. Simgeleri ise kilisenin şeytan ilan ettiği Lucifer'dir. Yani ışık taşıyan.
Örgütün resmi mührü ise henüz bitmemiş olan bir piramit. Resmi mührü ise henüz bitmemiş olan bir piramit. Ve tepesinde tüm yönlere hakim bir göz. Göz, Illuminati kardeşliğinin dünyaya hakim olma duasını yansıtan büyük bir simge. Bu duayı özetleyen ve dünyayı tamamen hakimiyet altına almayı amaçlayan beş temel madde şöyle sıralanabilir. 1. Hükümetleri ve diğer resmi görevlerdeki insanları kontrol altına almak için para ve zaten büyük bir eğilim arz eden seks ticareti kullanılacak. 2. Illuminati dünyanın her yerinde bu dava için başarılı ve üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek amacıyla kolej ve üniversiteler açacak. 3. Teşkilat içinde başarılı isimler ne olursa olsun bir şekilde hükümete, dini ve mali kurumlar içine yerleştirilecek ve birer ajan olarak kullanılacak. 4. Gizli teşkilat son derece etkili medya kurumları kuracak ve kitleleri sorunların çözümü için tüm dünyada tek bir iktidarın gerekliliğine ikna edecek. 5. Bu noktada son aşamaya gelinecek. Her tür silah ve asker kullanılarak tüm ulusal devletlere meydan okunacak ve halklar sadece Illuminati tarafından kontrol edilen bir iktidarın denetimine girene dek savaşılacak. Teşkilatın bunun için hazır bir örgütün yapısını kullanmaya ihtiyacı vardı. Bu yapıda masonlar da hazırdı. Masonların en etkin isimleriyle işbirliğine geçilecek ve localarında yer açılacaktı. Bunun için de en uygun isim Kuzey Almanya'da yaşayan Mason Baron Konecki'ydi. Diğer adıyla Adolf Francis. Kendisi Avrupa Masonluk sahnesinin en büyük oyuncusuydu. Illuminati örgütü öylesine gizli bir teşkilattı ki kendi belgelerinde bile kendilerinden söz ederken farklı isimler kullanıyorlardı. Bunlar karargahları, misyon adamlarını ya da savaşçılarını ifade eden genelde tarihten ve mitolojiden alınma isimlerdi. Bu anlamda kendileri için bir tür kriptografi oluşturmuşlardı. Konecki sayesinde Illuminati büyük bir hızla kök salmaya başladı. Aynı şekilde başarıyla da büyüyordu. Ancak aynı oranda da muhalif kazanıyordu. Onları eleştiren çok sayıda toplum, muhalefet grubu ortaya çıktı. Ancak özellikle rahipler bu teşkilatın en büyük düşmanları oldu. Katolik kilise Illuminati'ye karşı savunmaya geçmişti. Ancak rahiplerin öfkesi çok daha büyüktü. Ardından 1784'te Baviera hükümeti bu teşkilatın kesinlikle yasaklandığını bildiren bir yasa yayınladı. Yüksek rütbeliler dahil birçok Illuminati üyesi tutuklandı. Birçoğu da ülke dışına sürüldü. Bir süre sonra da sadece Illuminati değil, Farmasonluk da Baviera'dan adeta defedildi. Ancak 18. yüzyılın sonunda Illuminati neredeyse her yerde yok olmuş gibiydi. Ama Illuminati öyle sanıldığı kadar gizli bir topluluk değildi. Sadece yer altındaydılar. İşte bu andan itibaren 5 maddelik amaçlarına bir madde daha eklediler. Katolik mezhep içine sızılacak ve yok edilecek. Bugün dünyaya baktığımızda gizli toplulukların hala açık biçimde varlıklarını sürdürdüklerini görüyoruz. Masonluk hemen hemen her yerde var. Yok oldu denilen tapınakçılar, masonların en üst kademelerinde ve bazen farmasonlar olarak varlığını sürdürüyorlar. Peki bu durumda masonluk gerçekten hala gizli bir topluluk mu? Muhtemelen de Katolik kiliseye duydukları öfke hala devam ediyor. Buna karşı masonlar ve tapınakçılar dünyanın her yerinde son derece saygın topluluklar olarak tanınmaya başladı. Bu kaçınılmaz bir süreçti. Tarih boyunca suikastçılar hep var olmuş ve düzenli olarak var olmaya devam etmişlerdir.
1800'lü yıllarda Arga Han ve adamları Hindistan'da tam bir terör estirmiş ve çok sayıda suikaste imza atmıştı. Bunların da amacı büyük bir güç elde etmekti. Arga Han 1800'lerin sonunda Afganistan'a taşınır ve orada İngilizlerle derin ilişkiler geliştirir. Daha sonra Arga Han'ın torunları Batı kültürü içine sızar. Örneğin 2. Arga Han'ın torunu olan Prens Ali Arga Han, Amerikalı aktris Rita Hayworth'la evlenir. Acaba Haşhaşilerin suikastçı özellikleri artık geçmişte mi kalmıştı? Hayır. Günümüzde köktenci İslami gruplar geçmişteki aynı amacı sürdürerek karşıtlarını hala gözdağı vermeye devam ediyor. Siyon tarikatı da bugün hala devam ediyor. Tarih boyunca büyük isimlerle ve büyük olaylarla adını duyurmuş olan bu tarikat, yeni bir kanıtta bir kez daha ortaya çıktı. 1975 yılında eski bir kütüphanede kale dosyaları adı verilen bir sandık bulundu. Bu belgelerde tarikata üye birçok ünlünün ismi geçiyordu. Leonardo da Vinci, Victor Hugo ve Sir Isaac Newton. Tarikat aynı şekilde Avrupa Birliği içinde de torunlara sahip. Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, diğer çok sayıda güçlü isimle birlikte bu tarikata üye bir isim olarak biliniyor. Tıpkı Maroven soyundan gelenlerin hala varlıklarını sürdürmesi gibi, Siyon tarikat üyeleri de var olmaya devam ediyor. Avrupa'da birçok krallığın evlenmeler yoluyla tamamen Varovenç kökenli bir temele dayandığı iddia ediliyor. Hatta neredeyse tüm Amerikan başkanları bu damardan geliyordu. Siyon tarikatı aracılığıyla tüm dünya çapında yayılan bu büyük bağlantı, Illuminati'ye tüm dünyada etkili politikacılar yetiştirme ve güç kazanma fırsatı sağlıyordu. Ama yine de tüm dünyadaki en büyük gizli topluluk, Edwin Warshap'ın kurduğu Illuminati'dir. Dünyanın her yerinde, her kurumda etkin durumdalar. Peki hala aktif olarak dünyaya hakim olma emellerini sürdürüyorlar mı? Bu konuda herkesi şoke edecek çok daha güçlü deliller elde edildi. Bu delillerin ortaya çıkarılması ve şifrelerinin çözülmesi, istihbarat teşkilatlarının gelişmiş yöntemleri sayesinde başarılmış olsa da, durum gerçekten çok daha şaşırtıcıydı. Illuminati'nin en büyük planı, dünyadaki tüm ülkelerin hükümetleri içine sızmak. Araştırmalar bu konuda özellikle tek bir hedefin seçildiğini ortaya çıkarıyor. Eski Sovyetler Birliği, bu ülke Illuminati tarafından nasıl kullanılabilirdi? En etkin yolu hükümeti kontrol altına almak olacaktı ve bu da istihbarat yapısı içine sızmakla mümkün olabilecekti. İlk kez yayınlanan eski KGB dosyaları teşkilat içinde İçten bir takım beklenmedik olayların yaşandığını ortaya koyuyor. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte bir süre daha devlet tarafından korunan bu gizli dosyalar, yaşanan ekonomik değişimlerle birlikte bir şekilde kara borsaya düşmüştü. Bazıları içinse açıklanmasında zaten bir sakınca yoktu. Hatta öyle ileri gidilmişti ki yeni Rusya'da her şey satılık sözü de bu durumu en iyi şekilde özetler olmuştu. Buna devletin gizli sırları ve korunması gereken dosyalar da dahildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra KGB de çözülmüştü. Yeni hükümet yeni bir istihbarat teşkilatı kurmuştu ve eski KGB ajanlarına da iş vermişti. Ama çoğu bu yeni teşkilata alınmamış, tamamen işsizliğe terk edilmişti. Hatta bazıları ücret almadan çalışmak istediği halde bile bu örgüte dahil edilmemişti. Şu anda işsiz olan ve bir dönem çok sayıda gizli görevde bulunmuş eski KGB ajanlarının birçoğuyla konuştuk. Tabii belirli bir ücret karşılığında. Yine de konunun Illuminati olduğu söylenince ödenecek ücretin toplamı bir anda artıyordu. Bu görüntüleri KGB içinde gizli kardeşlik davasında çalışmış ancak şu anda işsiz ajanlar sayesinde çekebildik. İşsiz KGB ajanlarına kara borsa kaynakları yoluyla ulaştık ve amaçladığımız bilgileri edinmek için onlarla gizlice görüştük. Ama gelen bilgiler beklediğimizin çok daha ötesindeydi.
Onları teslim alırken işsiz ajanlar büyük bir kayıtsızlık ve rahatlık içinde davranıyorlar ve bir an önce görmek istedikleri şeyin para olduğunu belli ediyorlardı. Belgeler her şeyiyle eski Sovyet gizli belgeleri olduğunu belli ediyordu. Gizli kamera kullanarak birkaç aylık bir görüşme süreci sonunda istediğimiz materyalleri elde ettik. Bu pazarlık sırasında anladığımız şeylerden biri de kara borsacıların dünyanın en başarılı satıcıları olduğudur. Gizli kamera çekiminde de izlediğiniz gibi gergin geçen tek bir an bile yoktu. Ta ki... Kara borsacılardan elde edebileceğimiz belgelerin yanında eski KGB ajanlarından amacımıza fazlasıyla ulaştığımız gizli belgeleri edinebildik. Bu belgelerde açıkça anladığımız şey, KGB'nin belgeler ve kasetler yardımıyla Illuminati'nin tüm etkinliğini büyük bir titizlikle gözlediği. Üstelik tüm bu belgeler KGB içinde bile en üst düzeyde güvenlik altında tutuluyordu. Burada olabilecek belki de en önemli belge Illuminati'nin tam bir grafiği ve KGB içinde Illuminati ile bağlantısı olan ajanlara ait raporlardır. Kara borsadan elde ettiğimiz KGB belgeleri aynı zamanda büyük ve ani gelişmeleri de gün ışığına çıkarıyordu. Elde edilen belgelerden öğrendiğimiz bir şey de en gizli dokümanların nerede saklandığı oldu. Biz de bir kez daha kara borsanın yolunu tuttuk. Bu kez yeni bilgilerle donanmış olarak bir şekilde KGB'nin en gizli ama en gizli belgelerinin hala korunduğuna inanıyorduk. Ama dışarıdan birileri bu belgelere ulaşmanın yolunu biliyor olmalıydı. Ve para bu düğümü çözebilirdi. Bu yapımı hazırlarken tam 5 ay boyunca KGB'nin bu en gizli belgelerine ulaşmak için her yolu denedik. Ulaştığımız kaynaklardan biri, kara borsa içinde çok etkili bir isimdi. Onunla kurduğumuz bağlantı gerçekten şaşırtıcı sonuçlar vermişti. Bu gizli buluşma Moskova yakınlarındaki bir tekstil fabrikasında gerçekleştirildi. Karşımızdaki muhatap işi ve sahip olduğu fabrika nedeniyle yasal bir girişimci. İlk başta kısa bir tanışma sohbetinden sonra aramızda söz konusu belgelerle ilgili olarak ilginç bir konuşma geçiyor. İşte aradığımız belgelerin bir kısmı. Bunlara ulaşmak demek, diğer tüm kaset ve filmlere de ulaşmak demekle aynı olabilirdi. Diğer materyallere de ulaştıktan sonra ve tam olarak istediğimizi elde ettikten sonra pazarlık tamamlanmış olacaktı. Okay, well thank you. Спасибо. Пожалуйста. Nice to meet you. Дмитрий Сергеевич, спасибо за вашу работу. Para el değiştiriyor ve grup bir başka ofise geçiyor. Burası kaset ve filmlerin saklandığı yer. Ve nihayet grafik filmleri, kasetler ve belgeler ortaya çıkıyor. You
Bu kaynaklardan öğrendiğimize göre Illuminati ta devrimin başından itibaren Sovyetler Birliği ve KGB'nin içine sızmıştı. Bu KGB belgelerinde bizzat Illuminati'nin kurucusu Edwin Weishaupt'ın adı bile geçiyordu. Bu bağlantı devrim sonrası isimlere dek şaşırtıcı bir grafik izliyordu. Ta ki Stalin ve Nikita Khrushchev'e kadar bulunan belgelerden biri insanı şok edecek düzeyde kaleme alınmıştı. Görevimiz Vatikan'ın her yerine ajanlar yerleştirmek ve 200 yıl önce yapılmak istenen şeyi başarıya ulaştırmak. Zaman içinde Stalin ve Khrushchev bu konuda birçok girişimde bulundu ama başarılı olamadılar. Ama ben bu kez başaracağımıza inanıyorum. İstihbarat örgütleri bu keşiften sonra alarma geçti. Teknik incelemeler sonunda normal gözle fark edilemeyen bir cümlenin sonundaki nokta her şeyi ortaya çıkardı. Sayfanın son cümlesine konan nokta gerçekte bir mühürdü. Bu bitmemiş bir piramidin tepesinde her yöne bakan gözdü. Bu simgenin altında yeni laik dünya düzeni sözleri geçiyordu ki bu 1776 yılındaki kuruluşlarından bu yana Illuminati tarafından kullanılıyordu. KGB, Vatikan içine girmeye kararlıydı. Böyle bir yer, Sovyetleri neden kritik derecede ilgilendiriyordu? Yanıtı çok basit. Rusların asıl ilgilendiği Vatikan değil de bizzat Illuminati'nin kendisi olabilir miydi? Çünkü Illuminati'nin amacı sadece Vatikan kurumunu yok etmek değil, aynı zamanda tüm dünyanın kontrolünü ele geçirmekti. Vatikan insanları etkilemek için belki de yeryüzündeki en güçlü kurumdu. Dünyada her kıtadan yaklaşık 1 milyar insan doğrudan Vatikan kurallarına bağlıydı. Amerika'ya bağlı sadece 300 milyon insan olduğu düşünülürse, aradaki güç farkı tahmin edilebilir. Ve bunca insan ruhani olarak tek bir kişiye bağlı, Papa. İnsanlar tarafından kutsal vahye nail olmuş kişi olarak kabul ediliyor. Dünyada başka hiçbir insan bu denli büyük bir güce ve etkiye sahip değil. Illuminati bir rakip olarak Papa'nın bu büyük etkisiyle yakından ilgileniyordu. KGB'de düzenli olarak Roma içine ajanlar yerleştirdi ve içeri sızmaya çalıştı. Ama Vatikan şehri son derece kapalı bir dünyaydı. Üstelik bizzat kendi devleti tarafından bağımsızlık verilmişti. Kısacası Roma şehri içinde tek başına farklı bir kutsal şehir gizliydi. Buna karşın Vatikan'ın şehir olarak dış sınırları kesin bir çizgiye sahip değil. Çok gizli KGB belgelerinden öğrendiğimize göre 1972 yılında Illuminati'nin KGB içindeki sahip olduğu adamlarından birini Vatikan dünyası içine büyük bir başarıyla sızdırdığını öğreniyoruz. Tekrar belgenin son cümlesindeki nokta mühre döndüğümüzde bu mektubu kaleme alan kişinin KGB içindeki Illuminati ajanı olduğunu hemen fark ederiz. Nihayet Kardeşlik örgütünün bir üyesi Katolik Kilise'yi içeriden fethetmeye başlayabilirdi. Vatikan içine gönderilen kişi, sözde kendi ülkesindeki komünist baskıdan kaçan, anti-komünist söyleme sahip Ukraynalı rahip rolünde bir ajandı. Bu söylem onun hemen Vatikan çemberi içine kabul edilmesini sağladı. Birkaç ay sonra da Papa 6. Paul dahil tüm çevrelerin güvenini kazanmayı başarmıştı. KGB'nin gizli olarak çektiği bu görüntüde sağda rahip rolündeki ajan görülüyor. Solda ise Kardinal Villon'un baş yardımcısı duruyor. Üçüncü adamsa gerçekte bir başka KGB ajanı. Kuşkusuz o da Illuminati örgütü tarafından yerleştirilmişti. O aynı zamanda kardinale ulaşmaya çalışan bir ajandı. Bene, bene.
Sappiamo quanto è importante te per noi questa collaborazione. Kardinal Villon'un baş yardımcısı aylık iznini kullanmak üzere Milano'da ilerlerken KGB ajanları otel odasına gizli kamera yerleştirirler. Bu KGB'nin kullandığı klasik bir şantaj yöntemiydi. Amaç baş yardımcıyı işbirliğine ikna etmek ve bundan emin olmak. Birkaç gün boyunca onunla sohbet edildi ve güveni kazanıldı. Şu anda izlediğiniz görüntü, tuzağın çok iyi kurulduğunu gösteriyor. Bir gece rahibin baş yardımcısı olan rahibin odasına bir kadın gelir. Anlaşılan çıkıp dışarıda yemek yiyecekler. Baş yardımcı rahip şarapları doldurmaya giderken kadın yavaş yavaş soyunmaya başlar. Film burada birden son bulur. Ama bundan sonrasını tahmin etmek artık zor değil. Bu olayın duyulması durumunda baş yardımcı tüm güvenilirliğini yitirecek. Aynı zamanda Kardinal Villo da çok zor günler yaşayacaktır. Sonunda Illuminati, KGB ajanları sayesinde bizzat Villo'yu denetim altına almayı başaracaktı. Bu iş tamamlandığında Katolik dini çok ağır bir darbe alacak ve içten bir kriz yaşamaya başlayacaktı. Ve bunun ucu doğrudan Papa 6. Paul'e dayanıyordu. Ama anlaşılan Illuminati, Vatikan'ı kontrol etmek için sadece yetkinin yeterli olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden bazen cinayeti de bir araç olarak kullandılar. Illuminati, 3 Papa dahil Vatikan içindeki ölümlerin oldukça şüpheli ölümler olduğunu keşfettiğinde, tam da aradığı ortamın hazır olduğunu düşündü. Üstelik buradaki ölümler, döneminde siyasal anlamda büyük yankı bulmuş ve çalkantılara yol açmıştı. Bu da Illuminati'nin dünya siyaseti ve siyasetçileri konusundaki emelleriyle doğrudan örtüşüyordu. 1939 yılında Papa 11. Pius, faşist iktidarla uyuşmazlığa düştüğü bir dönemde zehirlenir ve ölür. Bunun da arkasındaki isim bir kez daha Illuminati olacaktır. Görevini hiç aksatmadan yapan ve henüz sağlıklı Papa, birdenbire hayata gözlerini yumar. Bu anda kendisine yakın danışmanı Kardinal Di Saro, defalarca Fransızca olarak "Onu öldürdüler, onu öldürdüler!" diye bağıracaktır. Papa'nın cesedi hemen otopsiye alındı. Adli tıp raporunda ölüm nedenini öğrenmenin imkansız olduğu yazılıydı. 1978 yılında gizli kardeşlik örgütü Illuminati bir kez daha ölümcül silahını konuşturacaktı. Papa 6. Paul beklenmedik bir anda ölür. O dönemde Papa'nın sağlığında küçük de olsa bozulmalar olduğu bilinse de uzmanlar henüz ölümü gerektirecek bir bozulma olmadığını ileri sürdüler. Illuminati hedefini yine bulmuştu. Bundan hemen sonra papalık makamına oturan Jean Paul, kurumun içinde bulunduğu krizden ve yozlaşmadan fazla hoşlanmadığını hemen belli eden bir havaya sahipti. Venedik Katolik Bankası, çok gizli yapılan bir pazarlıkla, değerli bir talep bahanesiyle Vatikan Bankası'na satılmıştı. Buradan elde edilen kar yaklaşık 70 milyon dolardan fazlaydı. Ama Venediklilerin kaybı çok daha büyüktü. Venedikliler bu olaydan doğrudan doğruya banker Roberto Calvi'yi, akıl hocası Sendona'yı ve Vatikan Bankası müdürü Piskopos Masenkıs'ı suçtu ve sorumlu tutmuştu. Jean Paul, Papa olduktan sonra da bu üçlü hala kilisenin parasıyla yatırım yapmakla görevliydi. Şimdi onun görevi bu üçlüyü soruşturmak ve gerçeği halka duyurmaktı. Zira kilise bir anlamda yasa dışı yollardan yaptığı bir pazarlıkla
neredeyse 1 milyar dolardan fazla bir haksız para elde etmişti. Bu Illuminati'nin hamlelerinden biriydi kuşkusuz. Zira bu durum mali bir suçtu. Papa'nın tehlikede olduğu, Rus Ortodoks Kilisesi'nden Nikodin'in Pol'ü ziyarete geldiği gün iyice gün ışığına çıkmıştı. İkisi karşılıklı toplantıya başladıklarında önce fincanlara kahve konur. İlk önce Nikodin kahveden bir yudum alır. Ve neredeyse anında kahve fincana düşer. Nikodin yere yığılır ve ölür. Yüzünün aldığı biçim son derece alışılmadık ve tuhaftır. Bu da ölümün çok sancılı geçtiğini göstermekteydi. Papa kendi fincanını dikkatli biçimde koyar ve muhtemelen kafasından kahvenin zehirli olduğu ve asıl hedefin kendi olduğu fikri geçmiştir. Buna karşın Vatikan doktorları, Nikodin'in dış bir etki nedeniyle değil, ileri kalp yetmezliği sonucu öldüğü şeklinde rapor verirler. Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı Nikodin'in ölümü çevresindeki şüphelerin arkasında yine tek bir cemiyet vardı ve olayın üstü hemen kapatıldı. Nikodin'in cesedi büyük bir hızla ortadan kaldırıldı. Üstelik adli tıp incelemesi tamamlanmadan. Tören aşamasından sonra da ölüm nedenini araştırıp bulmak imkansızdı. Peki, işin içinde sadece zehir mi vardı? Başka kanallarda devrede olabilir miydi? Nikodin öldükten sonra bırakın adli tıp incelemesini, mahkemelerce soruşturma bile açılmadı. Bizzat Papa'nın kendisi seçildikten sadece 10 gün sonra cinayete kurban gitmekten kıl payı kurtulmuştu. Jean Paul, bu durumu tartışmak için kardinallerini bir araya getirerek gizli bir toplantı düzenlemeye karar verir. Toplantı 28 Eylül 1978'de gerçekleşir. Odada sadece 4 kardinal ve Papa'nın kendisi vardır. O anda olanlar bir yana, Papa bu toplantıdan sonra harekete geçer. Araştırma sonuçları içeriden bir ismi işaret eder. Kardinal Villo. Bu KGB ajanlarının denetim altına almak istedikleri Kardinal Villo ile aynı kişi. Kardinal Villo, 6 yıl içinde neredeyse Illuminati'nin her emeline hizmet etmiş ya da ettirilmişti. Sonunda Papa, karanlık sırrın büyük bir bölümünü gün ışığına çıkarmıştı. Ama bizzat Jean Paul bile kendi kaderini Illuminati'nin elinden kurtaramayacaktır. Papa o gece yaptıkları gizli toplantı için alınan notları düzenler ve yeniden okumak için yatağına uzanır. Ertesi sabah saat 5'te rahibe Vincenza Papa'yı ilginç bir duyguyla merak eder ve içgüdüsel bir şekilde daha önce hiç yapmadığı ya da yasak olması nedeniyle hiç yeltenmediği bir şey yapar ve içeri girer. Jean Paul yatağında uzanmış, yanan lambası altında adeta okur konumda durmaktadır. Kağıtlar çevresine dağılmıştır. Ama korkunç olan, Papa'nın yüzündeki ifadenin sadece günler önce Rus Ortodoks Nikodin'in ölüm anındaki yüzünden ve donan ifadesinden farklı olmamasıdır. Papa Jean Paul'un ölümü sadece 23 gün sonra gerçekleşir. Illuminati 200 yıldan daha fazla bir süre gizli yöntemlerini koruma ve olay delillerini yok etme konusunda tam bir uzman olmuştur. Papa'nın ölümünden saatler önce Papa'nın sekreteri olarak Kardinal Villo atanmış ve ölümden hemen sonra odaya giren ilk kişi olmuştur. Villo adli tıbbın işine yarayacak tüm ölüm izlerini ortadan kaldırır. Kağıtları, küçük notları, Papa'nın yemeği çok sevdiği özel şekerleri, kutusunu, gözlüğünü ve gerekli tüm malzemeleri gizlice alır. Geride ölümünden kanıt bırakacak en küçük bir kırıntıyı bile bırakmaz. Ardından Villo, rahibe Vincenza'ya gider ve gördüklerinin hiçbirini hiç kimseye anlatmaması konusunda telkinde bulunur. Bunun ardından sabah saat 6.10'da cesedi kaldırmaları için resmi cenaze görevlilerine gelmeleri emrini verir. Ama şaşırtıcı olan bu kişilerin neredeyse yerden biter gibi anında gelmeleri.
söz konusu kişilerin bulundukları binadan Papa'nın odasına gelmeleri için saat 4.45'te çağrılmaları gerekiyordu. Rahibinin Papa'nın cesedini keşfetmesinden 5 dakika önce. Sabah 7.30'da Papa'nın ölümü halka ilan edilir. Bu ölüm herkesi derin bir üzüntüye sürükler. Rahibe Vincenza, Papa'nın sekreteri Monsignor Maggi'ye Papa'nın cesedini bulduğu saati bu kez değiştirilmiş olarak söyler ve saat 5.30'da bulduğunu bildirir. Daha taziyeler kabul edilip basın açıklaması yapılırken Papa'nın cesedi apar topar ortadan kaldırılır. Tıpkı sadece 23 gün önce ölen Nikodin'in cesedi gibi. Belki de Jean-Paul'ün ölüm nedeni bulunabilirdi. İhtimal küçük de olsa bu olasılık her anlamda vardı. Ama planlı bir şekilde işlenen cinayet ve suç unsurlarının ortadan kaldırılması bu olasılığı sonsuza dek yok etmişti. Jean-Paul'ün ölümünden 10 gün sonra Kardinal Villot, Papa'nın yerine geçecek kişiyi seçmekte görevli kardinal ilan edilir. Seçim toplam 111 kardinal adayı arasından yapılacaktır. Sistina Şapeli'ne giren kardinaller, kararlarını verme konusunda kendilerine rehberlik etmesi için kutsal ruha duaya başlarlar. Ama ilginç bir şekilde papalığa en yakın adaylar küçük kiliseye kapanmak yerine nüfuslu kardinallerin yemek yediği Roma'nın ünlü bir restoranında toplanmayı tercih ederler. Kardinallerin 15 Ekim 1978 Pazar sabahı Sistina'ya girmelerinden itibaren tüm düzeylerde siyasi tartışmalar bir anda başladı. Ama içerideki kardinaller dışarıya hiçbir bilgi vermiyor ve adeta ölüm sessizliği içinde karar vermeye çalışıyorlardı. Bir süre sonra Vatikan'ın üzerinden yeni papanın seçildiği haberini veren beyaz bir duman yükselir. Bu aynı zamanda KGB ve Illuminati'yi bozguna uğratmış olmanın bir işaretiydi. Yeni papa şaşırtıcı bir şekilde en antikomünist kardinal olan Paul seçilmişti. İkinci Jean Paul. Ancak Illuminati yenilgiyi kabul etmiyordu. Mayıs 1981'de Türkiye'den gelmiş faşist eğilimli bir terörist olan Mehmet Ali Ağaç'a Papa II. Jean Paul'ün kalabalık arasında Bazilika'ya doğru ilerlemesini izlemek için bekliyordu. Alınan bilgilere göre Papa beyaz bir jip üzerinde Vatikan'dan saat 5'te çıkar. Papa çıkar çıkmaz Mehmet Ali Ağaç'a tam 3 kez ateş eder. O anda çevredekiler onu yere yatırır. Papa ciddi şekilde yaralanmıştır ama bu suikastten kurtulacak ve görevine devam edecektir. Ağaç'a ilk ifadesinde Papa'ya kendi isteğiyle suikast düzenlediğini söyler. Ama kısa sürede arkasında çok daha geniş bir casusluk ağının yattığı ortaya çıkar. Kuşkusuz arkasındaki güçler bu adamı tam bir cinayet silahı olarak kullanmak istemişlerdi. Bir süre sonra da Ağaç'a bu suikastin Bulgar haber alma istihbaratına bağlı olarak KGB tarafından yaptırıldığı şeklinde bir açıklama yapar. Ama elbette Bulgaristan ve Sovyetler Birliği bu suçlamaların hepsini reddeder. Ağaç'a İtalya'da ömür boyu hapse mahkum edildiğinde onca şeyden sonra kullanıldığını ve yalnız bırakıldığını ve tüm sorumluluğun üstüne kaldığını görünce isyan edip gerçekleri açıklamaya başlar. İşte bu andan itibaren Ağaç'a bu işe karışan tüm güçlerin tek tek adlarını dahi vererek komployu en ince ayrıntısına kadar anlatır. Kasım 1982, Bulgar Ulusal Hava Yolları çalışanı Jibanov Anatonov, Roma'da tutuklanır ve cinayete karıştığı suçlamasıyla yargı önüne çıkarılır. Kısa süre sonra olayla ilgili olarak 3 Bulgar ve 4 Türk daha tutuklanır. Temmuz 1982'de başka bir yere nakledilen Ağaç'a, burada da ilginç itiraflarına devam eder. KGB tarafından Bulgaristan ve Sibirya'da özel ajanlardan eğitim aldığını, hatta uluslararası teröristlerle KGB aracılığıyla tanıştırıldığını ifade eder. 1984'te İtalyan yargıç Lavio Matella, Papa II. Jean Paul cinayetine yataklık etmekte suçlanan Bulgar ve KGB ajanlarını hapse mahkum eder.
Yargıç, kanıtlardan ve ifadelerden yola çıkarak olayın geri planını araştırdığında İtalya'ya giriş için kullanılan sahte pasaportlarla karşılaşır. Ancak bazı giriş çıkışlar ve pasaport düzenlemesi son derece karmaşık bir yol izlemiştir. Bu izler Bulgaristan, İsviçre, İtalya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde belirli bir dönem kalmak için yeterli paranın sağlandığı kaynaklarda çıkmaktaydı. Bahar'la birlikte Papa davasına karışanların arkasındaki güçler de ortaya çıkmaya başlar. Yargı süresi boyunca birkaç Türk sanık kendilerinin Türkiye'den yola çıktıkları ve Bulgaristan'dan geçip İtalya'ya ulaştıkları şeklinde ifade verir. Bazıları da AC'ye parayı Bulgarların verdiğini ileri sürer. Yine bir kısmına göre AC'ye silah Milano'daki bir restoranda verilmişti. Ancak 200 yıl sonra 1980'lerde Illuminati nihayet amaçlarına yavaş yavaş ulaşmıştı ve İtalya mahkemesini kendi kontrolü altına almıştı. Sonunda mahkeme birçok kişinin gözlemine ve tanıklığına rağmen bir komplo için delillerin yetersiz olduğuna karar verdi. Ağaca davası sadece gizli kardeşlik cemiyetinin İtalyan yargı sistemini denetim altına aldığını göstermekte kalmıyor. Aynı zamanda KGB içinde de en tepeye ulaştıklarını kanıtlıyordu. 1990 yılında Amerika'ya iltica eden KGB binbaşısı Viktor Ivanovich Shemov, yetkilileri şok eden bir itirafta bulunur. 1990'da Rusya'dan kaçışından 4 yıl önce Papa ile ilgili her türlü bilgiyi alması konusunda bir emir almıştır. Emir bizzat KGB şefi Yuri Andropov tarafından verilmişti. Ve bundan sadece birkaç yıl sonra aynı Yuri Andropov Sovyetler Birliği'nin lideri olacaktır. Illuminati'nin son adım olarak nitelendirdiği askeri koz, tüm dünyaya askeri ve kitle imha silahı gücüyle ya da tehdidiyle sahip olmak ve tüm devletleri tek bir düzen altında birleştirmekti. Bu amaçla ABD içinde gizli yerlere silahlar yerleştirecek ve gerekirse bu tüm dünya ülkeleri için geçerli olacaktı. KGB Amerika'nın peşindeki tek casusluk örgütü değildi kuşkusuz. KGB'den bile çok daha gizli ve ölümcül bir gizli servis daha söz konusuydu. GAU. Bu örgüt ise askeri istihbarat konusunda uzmanlaşmıştı. Ve gizli kardeşlik cemiyetinin burada da büyük biraderleri vardı. Elde edilen belgeler arasında çok gizli GAU belgeleri de vardı ve bunlar da Rus kara borsasından elde edilmişti. Bu servise bağlı ajanlar arasında Washington DC'de gazetecilik yapan bir isim bile vardı. Illuminati bir kez daha gizli mührünü kullanmıştı. Mühür bilgisayarda büyütüldüğünde piramit yerine bu kez sadece gözün görüldüğü dikkat çekiyor. KGB tüm dünya çevresinden siyasi, kültürel, mali ya da dini bilgi toplarken GAU bunları askeri amaçlar için kullanıyordu. GAU'nun aktivitelerinden biri de Afganistan'daki savaş gibi gelecekte başka ülkeler için çok daha büyük savaşlara hazırlanmaktı. Özellikle ABD için. Illuminati'nin son safa diye betimlediği aşama işte bu serviste çalışan ajanlar tarafından gerçekleştirilecekti. Ve hepsi de birer kitle imha silahı taşıyıcısıydı. GAU'nun adamları operasyonlar için kusursuz bir şekilde eğitilmişti. Soğuk Savaş'ın başında, ortasında ve sonunda hemen hemen her zaman askeri servisimiz Sovyetler Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı gelecekteki savaşına hazırlanmıştı. GAU ajanları askeri eğitim dışında tam 3 yıl boyunca yorucu bir eğitimden daha geçiriliyordu. Casuslukta kullanılacak her şeyi kullanma tekniklerini öğreniyor ve patlayıcılar konusunda tam bir uzman oluyorlardı. GAU eğitimini tamamlayan ajanlar yabancı ülkelere görev için gönderiliyordu.
Bazıları elçiliklerde çalışarak diplomatik korumaya bile sahip olabiliyordu. Bazıları ise gazetecilik gibi ilginç işlerde çalışıyordu. Tıpkı bulduğumuz belgelerdeki Illuminati'nin geliştirdiği adam sızdırma yöntemlerinde olduğu gibi. Bunlardan biri de Stanislav Lunev adında eski bir GAU albayıydı. 1992'de serviste geçen 20 yıllık hizmetinin ardından Rusya'nın iltica eden en yüksek rütbeli askeri subayı olacaktı. Düşmanın Gözünden adlı kitabında Lunev ilk kez dikkatleri GAU içine çekiyor. Hiç yüzünü göstermese de, hiç Illuminati'nin varlığından söz etmese de, hatta GAU'nun Illuminati ile bağlantısından bahsetmese de, insanı şok eden tüm gerçeklerin perdesini aralıyordu. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'deki operasyon bölgesinde çalıştım. TASS haber ajansındaki muhabirlik benim gerçek kimliğimi gizlemeye yetiyordu. Bu çok iyi bir korunma şekliydi. Çünkü bildiğiniz gibi gazetecilerle casuslar arasında, yani gerçek casuslar arasında çok fazla ortak nokta vardır. Her ikisi de haber peşinde koşar. Gerçek bilgi peşinde koşarlar. Ön çalışmalar tamamlandıktan sonra GAU ajanları dost olmayan hükümetlere karşı terörist saldırılara başlayacaktır. Elde edilen GAU gizli belgeleri Vietnam Savaşı sırasında bu servisin ABD'deki savaş karşıtlarını desteklemek ve kışkırtmak için tam 1 milyar Amerikan doları harcadığını ortaya çıkardı. Bu tavır Illuminati'nin hükümetleri zor durumda bırakarak onları manipüle etme ve düşürme planlarını en iyi şekilde yansıtan bir uzmanlık. GAU'nun en büyük parçalarından biri de Rus Özel Kuvvetleri olarak bilinen Spetsnaz adlı timdir. Bu elit grup GAU'nun altında görev yapar ve gerek duyulan sabotajları büyük bir beceriyle yerine getirir. Güç istasyonları, iletişim merkezleri ya da köprüler gibi stratejik noktalarda neredeyse sıfır hatalı operasyonlar gerçekleştirirler. İşlerinden bir grup da hükümet liderlerine ve ailelerine suikast düzenlemekle görevlidir. Ve tüm bunlar Illuminati'nin dünya hakimiyeti için yarattığı büyük değerlerdir. Spetsnaz elemanları eğitimlerini tamamlayıp görev için başka ülkelere gönderileceğinde